Türkiye'de Zemzem Araştırmalar Merkezi var. Aynı zamanda o numuneler Avrupa'da bağımsız olarak incelenmesi için gönderiliyor ve böylelikle bir onun tahkiki de ortaya çıkmış oluyor ve birçok yerde Zemzem'in hakikaten çok farklı bir terkibinin ve en iyi sulardan biri olduğunu yani batılılar bile söylüyorlar. Zeki Hocam, siz çalıştınız mı Zemzem kuyusunda? Efendim, Zemzem kuyusunun içine girmedim ama başına kadar gittim ve ilk gördüğüm zaman Subhanallah dedim ya, Mekke'nin altı masmavi böyle deniz gibi. Bir de böyle ışıkları da verdiler. Çünkü o kuyuda biz hem numune olarak incelemeler yaptık hem de böyle bir pompaj tecrübesi. Yani suyu kuvvetli bir şekilde çekildiğinde acaba fazla düşüyor mu diye incelemeler yaptık. Fazla da düşmüyor. Çünkü çatlaklardan geliyor hocam. Yani çekilmiyor. Şöyle söyleyebiliriz o zaman. Zemzem öyle çok büyük bir kıyamet kopmadıkça azalmaz. Kaybolmaz. Efendim, iklim değişikliği diye bir olay var biliyorsunuz. Bu Arap Yarımadası'ndaki ülkeler bundan bayağı memnunlar. Neden diyecek olursanız, bu iklim değişikliği ve küresel ısınma dolayısıyla güneyde bulunan o ekvatora yakın İklim kuşakları kuzeye doğru kaymakta. Evet. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sizin benden daha iyi bildiğiniz gibi Arap ne kadar bilemem. Arafat. Siz biliyorsunuz. Evet. Yani Arap Yarımadası yeşillenmeden kıyamet kopmayacak diye bir hadis-i şerif. Arafat doğru. Tekrar eski haline gelmeden. Evet, evet hocam. Eskiden ayrıntılı biliyorsunuz. Yeşil